Arkadaşlar merhaba ben Rüştü i̇şte Hoca. MSI'ye tam 5 gün kaldı. Bakalım bu 5 günde ne yapmak lazım? Ne yaparsak netleri uçurabiliriz? E o zaman haydi başlıyoruz! Evet arkadaşlar başlığımız ekranda MSI son 5 gün. Bakalım nelere dikkat etmemiz lazım? Doğru yolda mıyız? Ya da... Ne yaparsak uçarız hocam. Şimdi onları konuşacağız. E haydi hocam ilk vurgumuz gelsin. Öncelikle çok büyük bir çoğunluk bakın. Şu an YouTube topluluk sekmesine girip bakabilirsiniz. Çok büyük bir çoğunluk arkadaşlar. TYT provası için giriyor. Hocam ben böyle canlı kanlı sağlam bir deneme yapmak istiyorum diye giriyorum diyor. Yani çok büyük bir kitle tercih yapmayacak arkadaşlar. O yüzden hedefi MSU olanlar. Hocam hedef MSU. Tek amacım bu. Bunun için çalışıyorum. Bunun için varım. Eyvallah. O öğrenciler hiç moral bozmayacaklar. Çok yüksek net yapanların çok büyük bir çoğunluğu arkadaşlar zaten tercihte bulunmayacaklar. Yani şansınız yüksek. Bu o kadar yüksek bir oran ki mesela geçtiğimiz sene yaptığımda %88 falan da arkadaşlar. 85, 86, 88 civarları ankette. Kanalda yaptığım ankette yaklaşık 50 bin kişinin o kullandığı bir ankette yani %85'in üzerinde bir kitle sadece prova amaçlı giriyorum diyor. Bu inanılmaz bir şey. E o zaman başka neler var? Haydi gelsin ikinci sayfamız. Evet kalan zamanda çıkmış sorulara ciddi anlamda odaklanmak lazım. Hocam son 2 yıl 3 yıl falan. Ya bu sınav kaç yıllık bir sınav zaten? 6-7 yıllık 8 yıllık. Bu sınav ne zaman başladı Allah aşkına? 6-7 yıl var zaten geçmişte ne kaldı? Yani MSV çok ciddi tarihi olan bir sınav değil. Daha yeni yeni yapıyoruz MSV'yi. Doğal olarak çıkmış soru. Yıl çok önemli değil. Her yıla odaklanmakta büyük fayda var arkadaşlar. Çıkmış sorular odak noktanız olmalı. Artık şu dakika itibariyle Birazdan konuşacağız. Her güne bir deneme vurgusu yapacağız ama çıkmış sorularda alıp elinize adeta roman okur gibi şöyle bir göz atmanızda büyük fayda var. Özellikle tabii ki Türkçe için konuşuyoruz. Türkçe kanadında gerçekten böyle roman okur gibi metinlere bakmanız yani sorulara bakmanız, soru köklerine odaklanmanız çok büyük fayda sağlar. Evet çıkmış sorular en büyük gücümüz arkadaşlar sınavda. Kesinlikle yüklenmenin tam zamanı. E o zaman haydi gelsin bir diğer sayfa. Sınavda en büyük silahımız hız. Hız, hız, hız. E o zaman doğru yerdesiniz, doğru adrestesiniz. Bu kanalın kuruluş amacı bu. Benim varlık sebebim bu zaten. Hız. Hızlı ve doğru çözmek abi. Bütün mesele bu. Yani bana 120 soruya 500 dakika verir versinler. Ben fullerim abi sıkıntı yok. Önemli olan 130'da, 140'da, 160'da neyse fullleyebilmek. Doğal olarak sizden ricam. Kısa sürede yüksek net bütün mesele bu. Kısa sürede doğru sayılarını artırabilmek. E o zaman mutlaka ama mutlaka yemiyoruz içmiyoruz. Turlama yapıyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz. Sorularla asla ama asla inatlaşmıyoruz hocam. Ne olursa olsun. Bakın arkadaşlar. Turlama tekniği yapmazsanız vakit kaybedersiniz. Nedir hocam turlama tekniği? Gelin ben çok kısa, böyle 1-2 saniyede hemen turlamayı göstereyim. Şimdi hocam başladınız sınava. Birinci soruyu okuyorsunuz. Çok güzel hocam okudun. Ya arada kaldınız. Allah aşkına bir daha okuma ya. Neyin peşindesin ya? Neyin peşindesin ya? Okuma. Ey vatandaş okuma. Bir daha dönme o soruya dursun o soru Ölsün bunu yuvarlak içine al geç İkinci soruya geldin Ceyhan Üçe geldin Denizli dörde geldin Ulan okuyorsun okuyorsun lan neydi neydi Yok abi böyle bir şey yok Yani sınavdan en büyük Hata olan ne olabilirini düşünmek yok Soruya bakıp Çat arıyoruz soruya bakıp çat Buluyoruz düşündüğünüz an itibarıyla Bu soru mutlaka Ama mutlaka zaman çalacak Soruyu ikinci üçüncü okumanız demek En az iki şık arasında yüzde yüz kalmanız demek. Çünkü metni ne kadar çok deşerseniz, metni ne kadar çok derinlemesine incelerseniz o kadar şıklar da yakın gelir size. Mesela bir metin var karşınızdan A'dan E'ye şıklar sıralanmış. Okuyorsunuz. Adana ve Ceyhan fena değil. Ben bir okuyayım ya anlayamadım tam. Bir daha bakayım. Bir daha baktığın zaman Bursa çok mantıklı. Denizli o fena değil falan. Edirne de olabilir. Yani bütün şıklar deştiğiniz için metni artık bütün şıklara ulaşıyorsunuz neredeyse. 2-3 şık arasında kalanlar hatta bir şık daha yazıp 6 şık arasında kalanlar bile var. Onlar çok sık okudukları için tekrar tekrar döndükleri için. Diyelim ki 4. soruya geldin. ikinci defa okuman gerekiyor. Geç. 5. soruya geldin. Lan bu neydi ben bunu şimdi hatırlayamam ya. Yuvarlak için al abi. İlk turunu bu şekilde tamamla. Yani bir kere okudun ve yapamıyorsun. Geç ya da çok arada kaldın yuvarlak içine al ve geç. Lütfen ama lütfen sorularla inatlaşmayın. Denemelerde özellikle evde çözdüğünüz denemelerde ya bakıyorum adam böyle saatlerce bir soru için uğraşıyor. Abi siliyor bir daha yapacağım abi ben bunu yapacağım diyor. Hatta böyle bakıyor etrafında kimse yok. Raftan kitabı alıyor falan. Bakıyor ha tamam C. Bu ne abi? Böyle bir şey olabilir mi? Sorularla inatlaşmayın. Boş verin. Yuvarlak için alın geçin. Beyin sizin için arka planda onu çözecek. Sen devam et 8. soruyla. O 2. 3. soruyu çözüyor. Yani sizden ricam lütfen ilk turu bu şekilde tamamlayın. İkinci tur yuvarlak için aldıklarınızı yapmak. Ha normalde turlama tekniği 3 üç turdur. Üçüncü turda arkadaşlar en zor böyle hiç yapamıyorum dediğiniz imkansız yakın dediğiniz sorularla uğraşmaktır ama gerek yok. İkinci turda arkadaşlar bu iş biter. Fazlasıyla denedik biz bunu öğrencilerle. Ben de fazla deniyorum. Başarılı da oluyor. Çok da başarılı oluyor. İlk turda arada kaldığınız soru yuvarlak için alıp geçtiniz. Ama şu değil. Birinci soru 10 dakika uğraşıp da yok ya yapamıyorum. Dur bir işaret koyup da geçin. Böyle değil bu değil. Turlama bu değil. Mesela okuduğun, metne baktığın, şıklara baktın. Aa, yuvarlak işin bu. Yani yuvarlak işini alman senin soruda turlama demen 15-20 saniye harcayıp geçmiş olman demek. Ya da bazı sorular vardır bakarsın. Ya bu konuyu ben biliyorum ama dur bu soru beni uğraştırır. Yuvarlak işini alın ve geçin arkadaşlar. Türkçe bitsin, matematik bitsin, diğer derslerde bitsin. Yani tamamını bitirin sınavın. Sonra kalan zamanda Türkçe ile tekrar yapamadıklarınıza dönün. Yani şunu yapmayın. Türkçeyi kendi içinde turlama ya da matematiği kendi içinde turlama değil. O zaman da yine bu sefer panik yaparsınız. Matematiğe daha geçmedim Allah'ım bir sürü soru var Hayır. Tamamını bitirin. Bir bakıyorsun da 45-50 dakika neyse bir sürü zaman var. Çünkü bir tur atmışsın. ikinci turda da yapamadığın sorular. Fakat sizden ricam buraya yuvarlak için aldığınız zaman bir de gidip optiğin yanına köşesine bir yerine dışarıdan şöyle küçük bir yıldız falan koyarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü bazen bir yuvarlak için aldığını unutuyor adam. Biri çözüp gidip ikiye işaretliyor. İkiyi çözüp üçe kaydırabilirsin. Yani mümkün mertebe sizden ricam turlama tekniğinde mutlaka ama mutlaka yuvarlak için aldın. Küçük de bir yıldız koydun sorunun yanına devam etin. İçiniz çok rahat olsun. Turlaması sınav olmaz arkadaşlar. Turlama yapmıyorsanız inanılmaz inatlaşıyorsunuz ve inanılmaz zaman kaybediyorsunuz demektir. İçiniz rahat olsun. Yapamayacağınız sorularla, uğraşamayacağınız sorularla ya da o an için ya biraz dursun yaparım ama dediğiniz sorularla lütfen vakit kaybetmeyin. Yuvarlak içini alın ve geçin. İkinci turda zaten onu parçalayacaksınız. İçiniz çok rahat olsun. Ölümcül taktiktir. İnanılmaz bir yöntemdir. Turlaması sınav olmaz tekrar söylemiş olayım. E o zaman hadi devam. Testlere devam ederken, sorulara, denemelere, şunlara, bunlara devam ederken konu tekrarları yapmanız gerektiğinde lütfen unutmayınız. Kalan zamanda A desem aklınızda kalır arkadaşlar. A desem şu an A çıkacak desem aklınızda kalır. Yani son zamanlar artık son dakikalar, son günler uzatmalar oynanıyor. Doğal olarak ne çalışırsanız aklınızda kalacak. Unutma ihtimaliniz yok. Hocam vallahi çok iyi oldu. Ben bunu anladım. Dediğiniz ne varsa sınavda geldiği an itibariyle, sorulduğu an itibariyle yapacaksınız. Yani artık neye çalışsanız aklınızda kalacağı için konu tekrarlarının tam zamanıdır. Konu çalışmanın tam zamanıdır. Açın videoları, yaslanın arkanıza, yazım kuralları tıkladım hocam eyvallah anlat sen. Anlat hocam anlat diyeceksin, arkana yaslanıp dinleyeceksin bu. Noktalama tıkla abi. Sonra kitaptan buldum, aldım, çizdim hiç sıkılmaya bunalmaya gerek yok. Arkana yaslanacaksın tamam gözleri kapat, çayını al, dal gitsin uzaklara ya yani boşver adam anlatsın orada. Yani konu çalışmasının tam zamanı konulara yüklenmenin tam zamanı arkadaşlar bakın hep test 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 soru soru evet devam edelim. Ama ekstra konu çalışması özellikle yatarken yatmadan önce yaparsanız inanılmaz akılla kalıcı olur. Zaten kalan zamanda unutmazsınız. Bakın bunlar altın değerinde arkadaşlar lütfen uygulayın. Hadi devam. Oba şık sayma taktiği favori taktiğindir arkadaşlar. Hiç affetmem orijinal taktiktir yıllardır vurguluyorum. Her sınav öncesi bir daha bir daha vurguluyorum. Şimdi yine söyleyeceğim şık sayma taktiğini kullanın arkadaşlar. Yani hiçbir seçeneğe yığılmayın. Böyle 7, 8, 9... Bazen 6'ya düşer bazen 10'a çıkar falan ama genelde böyle 7, 8, 9 civarı seçeneklerin dağıldığını unutmayın arkadaşlar. 40 soruyu böldük 5'e seçenek sayısına etti sana 8. %20 aşağı %20 yukarı bazen 6, 7, 8 bazen 8, 9, 10. Çok nadir görmedik ama böyle 14, 15 mümkün değil onu söyleyeyim mümkün değil. Ama böyle çok nadir 10'u falan görürsün 10, 11 belki. Yani şıklarda hiçbir seçeneğe yığılmayın hocam. Mesela bir sınavda 15 tane Ceyhan yaptıysan bitti o sınav gitti facia böyle bir sınav yok. Mesela bir sınavda atıyorum 4 tane denizli yaptın. Böyle bir sınav yok arkadaşlar. Olamaz. Bu bir kuraldır. Mecbur böyle yapacaklar. İçiniz rahat olsun. Yani 6, 7, 8, 9, 10 özellikle 8, 9 civarı seçenekleri çok böyle ne aşağıda ne de yukarıda tutmayın. Bakın bu çok önemli. Adam mesela 1 A, 2 A, 3 C, 4 A, 5 C, 6 A. Abi burada bir şey var artık Allah aşkına. A, Aa yani burada devam etme artık. Burada bir şey var. Sen bir seçeneğe yıldın Bir hata var, bir yanlış var. Ard arda gelemez mi? Gelir. Mesela şunları görebilirsiniz. B, B, A, C, C, D, D, D. Bazen üçlü bunu bir kere falan tekrar eder. Dört tekrar zaten karşınıza gelmiyor. Şimdi ben girdim sınava diyelim bu sene hepsini salladım Türkçenin hepsini A yaptım 25 tane net geldi. Şimdi bunu önlemek adına bu adamlar şıkları birbirine yakın dağıtıyorlar. O yüzden lütfen herhangi bir seçeneğe yıldığınızı hissediyorsanız durun orada durun bir soluklanın. Acele etmeyin lütfen optiğe sık sık kontrol edin her gidişinizde. 2 A. Birini yapmışım C tamam. 3 Ceyhan. Tamam güzel. 4 Denizli. Tamam. Yani sürekli olarak üstleri böyle taraya taraya gidin. Hiçbir seçeneğe yığılmayın. 7, 8, 9 ortalaması çok çok iyidir. Haberiniz olsun. Şık sayma çok önemli arkadaşlar. İnanılmaz fayda sağlar. Devam. Arkadaşlar kalan sürede artık her güne bir deneme ve çok ciddi analiz yaparsanız inanılmaz işinize yarar. Bakın, analiz yapın demekle çok ciddi analiz arasında dağlar kadar fark var. Normalde analiz şudur. Denemeyi yaparsın. Hangi konularda yanlışlar var? Şunlar, şunlar. Tamam, bir bakayım o konulara. Güzel, harika. Bitti bu. Analiz budur. Yanlışlarına bakarsın. Yanlış yaptığın konulara şöyle bir göz atar devam edersin. Çok ciddi bir analizden kastım şu. Artık arkadaşlar analizleri konu tekrarına döndürün adeta. Noktalama işaretlerinden virgülle ilgili soru yanlış mı yapıldı? Tamam hemen virgülün konu anlatımına yüklenin. Yani kalan zamanda inanılmaz fayda sağlar arkadaşlar size. Lütfen her güne bir deneme parolasıyla bugün itibariyle yola çıkalım. Kalan 4-5-6 günde bomba gibi her güne bir deneme ciddi bir analiz. Akşamları konu çalışması inanılmaz olur. Kanaldaki videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada sınavdan bir gün önce tahmin videosu atacağım haberiniz olsun. Ya tahminleri sona saklıyorum ki unutulmasın sınavda çatır çatır birebir görün diye arkadaşlar. show video ile inşallah karşınızda olacağım. Her zamanki geleneğimizi sürdürüyoruz. Her video sonunda çılgın bir kalple. Oba vallahi kalem yarısını çizmedi. Uh, süper. Şu ana kadar ki belki de en iyi kalplerden biri çizildi arkadaşlar. Süper gitti vallahi sağlam. Vallahi sağ ilk defa izleyen varsa arkadaşlar bu videoyu beni ilk defa izleyen varsa aranızda ne yapıyor ne anlatıyor diyebilirsiniz ama bütün videoların neredeyse sonunda bunu yapıyoruz. Doğru düzgün kalp size ne kadar videolar devam edecek gibi görünüyor. Peki hocam uzattım. Sağlam vurgularda bulunduk. Çok güzel vurgularda bulunduk. Eminim sizlere, sizlere çok, sizlere çok fayda sağlayacak bu vurgular. Hangi sayfada kendinizi bulduysanız onu hemen uygulamayı, ona hemen başlamayı unutmayınız. Mesela de başarılar dileyeceğiz ama bitmedi. Yarın itibariyle videolar yine devam edecek. Ev zaman, haydi arkadaşlar arkamıza yaslanalım, alalım elimize çayımızı ve yüklenelim artık meseleye. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.